Yaz bitiyor. Hazan mevsimi kapıda. Sen yeter ki yanımda olsun. Her mevsim bahar bana. Tedbiri aldın mı? Her daim olduğu gibi sultanım. Kimse yokluğunuzu fark etmeyecek. Gürbüzağı çarşıya gönderdim. Diğer ağları da ikna ettim. Hala. Bugünlük bu kadar kâfi. Sonra devam ederiz. Okumam gereken dalisler var. Hayli kabiliyetlisin. Sen nereden biliyorsun burayı? Öylesine çizdim sultanım. Belli bir yer değil. Buyurun sultanım. Sultanım. Has odabaşı. Mehmet Giray haber yollamış. Huzura kabul istiyor. Mühim bir meseleyi arz edecekmiş. Gel. Osman. Nasıl olmuş Mehmet? Validem için hazırladım. Ona hediye edeceğim. Sarayda sıkıldım, dolaşacağım biraz. İstersen sen de gel. Validemin haberi var mı? Çocuk muyuz Mehmet? Her çıktığımızda valideme haber mi vereceğiz? Hem Lalem hünkârımızdan izin almış. Hadi, hadi gel. Yok, ben gelmeyeyim. Sen git.
Arzu ederseniz birlikte gidelim sultanım. Lüzum yok. Sen hünkârımızla kal. Sultanımız da pek güzelmiş. Hareme dönsen hatun. Sultanım, Lala Ömer kulunuz emrinize amade. Buraya niye geldik ki sultanım? Mehmet Giray ne biliyor olabilir ki? Sultanım. Neymiş şu çok mühim mesele? Şehzade Osman sözünüze itibar ediyor mu? Etmez olur mu? Şehzademizle hayli yakınız. Bir dedim iki etmiyor. Hala. Cenneti de iyice avucunun içine al. Kösem'i yalnız bırakmamız şart. Kim ki ona biat ediyorsa yüz çevirecek. Çevirmeyen olursa bedelini ödeyecek. Sizinle bir mazimiz var. Bana her daim iyi davrandınız. İşittiklerimi size söylemesem olmazdı. Fazla vaktim yok. Bir istihbarat aldım. Teferruatını bilmiyorum. Lakin birileri harekete geçmiş.
Amaçları Sultan Ahmet'i tahttan indirip şehzadelerden birini tahta çıkartmak. Neredeydin bugün Lelam? Bir ahbabımı ziyaret ettim şehzadem. Hepsi sıhhatli ve beceriklidir. Nasıl bir ahbap bu? Ödediğiniz paranın hakkını ziyaret ettiğini alırsınız. Aman şehzadem, öyle düşündüğünüz gibi değil. Hiç şüpheniz olmasın. Misal bu hatun. Rus diyarından geldi. Cennetten inmiş bir huri mübarek. Gündüzleri evinizin işlerini görür, geceleri de yatağınızı şenlendirir. Yerde böyle becerikli, güzel hatunlar bulamazsınız. Elimdekilerin hepsi birbirinden güzel. Ya dur şimdi, sırası mı? Ne suyu? Ahı gitmiş, vahı kalmış bu kızı. Elimizde kalır maazallah. Allah'ım. Zil ettin beni cümle aleme. Kalk diyorum. Kalk diyorum hatun. Kalksana hatun. Kalk. Kalk. Kalk.
Su verin. Buyurun. Sarı Kantoru. Buyurun sultanım. Nedir bu hazırladığınız valide? Mustafa'm için. Müsekkin. Bir çare bulmalıyız haline. Ne varmış halinde? İlaca ne lüzum var? Biraz çıksın dolaşsın kâfi. Birkaç haftaya düzelir. İnşallah. Hasahır'a git sen. Epeydir atına alakadar olmuyorsun. Nereden çıktı şimdi bu? Müstakbel zevcin Halil Paşa seni orada bekliyor. Adettendir. Biraz sohbet eder birbirinizi tanırsınız. Aman Beyzadem, inanmayın. Oyun yapıyor. Bu ecnebilerin hepsi aynı. Kalksana hatun, kalk! Bre Deyyus, sen kimsin ha? Ne yaptığını sanırsın? Asıl sen kimsin? Çekilin! Çekilin evimize! Açılın! Açın! Geç öyle! Açın! Geç, geç! Alın nesini? Lisanımız biliyor musun? Korkma. Benden sana zarar gelmez. Angela. Angela. Neyse bedeli ödeyin şu Deyyus'a. Benimle geliyorsun Angela. Açın yolu. Sultanım. Halime Sultanımız, zannediyorum vaziyetimizle alakalı size. Vaziyetimiz mi? Neymiş vaziyetimiz? Valideniz lütfedip beni size layık gördüler. Yakında nikahlanacağız. Bu kadar emin konuşmayın paşa. Rabbimizin gücüne gider sonra. Allah'ın izniyle elbette sultanım. Ve hünkârımızın. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Bağışlayın sultanım, şu an müsait değiller. Paşam. Sultanım. Kulağıma bazı şeyler çalındı. Ne kadar ciddiye almak gerekir bilmiyorum. Zira kaynağı Mehmet Giray. Ne diyor gafil? Çok tuhaf.
Bu hayli kuvvetli bir ilaçtır. Çoktan tesirini göstermesi lazım. Hiçbir işe yaradığı yok Hekimbaşı. İyileştirmediği gibi karnımdaki, midemdeki sancılar arttırdı. Sultanım, ben Mehmet Giray'la konuşurum. Derdi neymiş, bu istihbaratı nereden almış öğrenirim. İyi olur paşam, içimiz rahat etsin. Hekimbaşı. Sultanım. Sen ne arıyorsun burada? Hünkârımıza bir şey mi oldu yoksa? Merak edecek bir şey yok sultanım. Önemli bir şey değil, biraz üşütmüşler. Aha, sabah beraberdik. Hakkınızda pek bir şey bilmiyorum paşam. Kösem Sultan'a sadakatin haricinde tabii. Bütün sultanlarıma sadığım. Ben diğer sultanlara benzemem Halil Paşa. Eğer nikahlanacaksak bana sadece sadakatinle değil, bütün kalbinle, ruhunla bağlı olacaksın. Sultanım. Paşa Hazretleri. Davut Paşa. Senin ne işin var burada? Sizi arıyordum. Hünkârımız zatıhalini arz odasında bekliyorlar. Hay Allah. Başlayın sultanım. Sizi burada gördüğüm iyi oldu Davut Paşa. Geçen günkü yardımınız için teşekkür edememiştim zira. Ne yardım sultanım? Benim size ancak hizmetim olur. Onca yıl dört duvar arasında bir başınaydın. Harem hayatına alışmak güç. Lakin artık ben yanındım. İyileştireceğim seni Mustafa. Boş laf bunlar. Onca yıl neredeydi ha? Siz acı içinde kıvranırken neredeydi? Geceleri yatağınızda ağlarken neredeydi ha? İç Mustafa. Teskin eder, rahatlatır. Şehzadem. İçmeyin zinar. Sizi benden, yani dostunuzdan uzak tutmak istiyor. Yapmayın. Validem, ben... Mustafa. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Hiç. Hasbahçe'ye dolaşmaya çıkalım mı? Ne vakittir hastasın Ahmet? Benim neden haberim yok? Ciddi bir şey değil. Havalardan dedi Hekimbaşı. Üşütmüşüm biraz. Allah'tan hararetin yok. Lakin tedbir almamız lazım. Ateşin çıkabilir. Betin benzin soğumuş. Güzel. İyiyim ben. Sen niye geldin? Asıl onu söyle. Aslı astarı var mıdır Zülfikar Paşa tetkik edecek. Lakin dikkatli olmamız icap eden bir husus var. Aman yarabbim. Kimmiş bunlar? Bilmiyorum İmaca. Sen söyle. Validen Safiye Sultan'la alakalı olabilir mi bunlar? Malum tahta çıkarmaya can attığı bir şehzadesi var ne de olsa. Ne bu lafların manası Zülfikar? Hümaşa, bir şey biliyorsan söyle. Söyle ki mani olalım. Hayır, bilmiyorum. Hünkâr yeğenime zarar vermelerine müsaade eder miyim sanıyorsun? Mehmet Giray denen hainin lafına itibar edilir mi? Aklınca kendisini affettirmek niyetinde. Tedbirli olmanın kime ne zararı var Ahmet? Bundan sonra yediğine, içtiğine, giydiğine, nereye gittiğine, kimleri kabul ettiğine bizzat ben dikkat edeceğim.
Zaten öyle değil mi? O vakit Çarşıdigir, Rikaptar, Silahtar, Bostancıbaşı herkese az dedi. Neyleyim ki bazı hususlar benim de gözümden kaçabiliyor Ahmet. Yasemin Hatun gibi. Halinize biraz çeki düzen verin. Böyle pespaya dolaşmayın. Hadi. Hadi. Sultanım. Sana bir kere soracağım Bülbül. Sen de bana doğruyu söyleyeceksin. Hayır olsun sultanım. Buyurun. Yasemin. Hünkâr yeğenime zarar vermek için mi geldin? Olacak şey mi sultanım? Olur mu öyle şey? Bir dedikodu işittim Bülbül. Sultan Ahmet'e suikast. Suikast düzenlenecekmiş. Validemle bir alakası varsa söyle. Ki vakit varken engel olalım. Zinhar. Sultanımızın sütten ağzı yandı. Yoğurt üfleyerek yer, onu da söyleyeyim. Hünkârımız beni emretmişler. Burada değiller Paşa Hazretleri. İlaveten sizi çağırsalardı haberim olurdu. O günkü haliniz beni endişelendirdi. Bedbaht görünüyordunuz. Umarım şimdi afiyettesinizdir. Sayenizde paşam. Şehzadem Mustafa Sırça Köşk'ten çıktı. Nihayet esareti son buldu. İşittim sultanım. Çok sevindim. Şehzademizin esareti hepimizin vicdanında derin yaralar açıyordu. Merak etmeyin paşam. Kardeşim bundan sonra hak ettiği kıymeti görecek. Müsaadenizle. Keşke sizi bir kez daha görmek mümkün olsaydı. O vakit alemin en talihli kulu ben olurdum. İyice tımar edin. Yemin de eksik etmeyin. Yarın bu vakit tekrar gelip bakacağım. Allah'ım sana şükür. Şehzadem, hoş geldiniz. Valideniz sizi sual ediyordu. Validem nerede? Az evvel dairesine geçtiler. Hatun sana emanet. Ne ihtiyacı varsa karşılanmasını istiyorum. Emredersiniz şehzadem. Merak etme Angela. Artık güvendesin. Sen kimsin? Şehzade ne demek? Burası neresi? Burası Yüce Hünkârımızın sarayıdır. Şehzademiz de padişahımız Sultan Ahmet Han'ın en büyük oğludurlar. Nereden çıktın sen? Şu haline bak. Gel benimle. Ne
Yüzünde güler açıyor. Ne konuştunuz Halil Paşa'yla, anlat. Paşamız pek sessiz, tutuk. Vezir-i Azam olmuş olmasına da pek dirayetli bir mizacı yok belli. Oysa bize tuttuğunu koparan cesur biri lazım. Belki güzelliğin karşısında dili tutulmuştur. Halil Paşa Kösem Sultan'ın adamı valide. Dilruba, ne oluyor sana? Tüm bunları konuşmadık mı seninle? Az evvel de mutluydun. Gördüm. Aklımda başka bir şey vardı o yüzden. Kösem Sultan'ı dert etme sen. Halil Paşa'ya artık hükmü geçmez. Unutma. Nikah kıyıldığında paşa her gece senin yatağına girecek. Ne hoş. Belki bir gün arzu ettiğin aşkı saadeti bulursun Dilruba. Lakin şimdi kardeşin için ve bizim için siyaseten bir izdivaç yapacaksın. Davut Paşa. Hünkârımız beni çağırmamış. Neden öyle söyledin? Nasıl olur paşam? Bana öyle söylediler halbuki. Hay Allah. Ben de Dilruba Sultanımızla sohbetinize mani oldum. Belli ki hususi bir şey konuşuyordunuz. Allah nasip ederse yakında evleneceğiz. Ve ben haneden damat olacağım. Öyle mi? Tebrik ederim paşam. Hayırlı olsun. Kösem Sultanımız buna nasıl rıza gösterdiler? Hayret doğrusu. Edirne Kapı'da da Hatice Hatun varmış. Torunlarını sünnet ettirememiş. Alakadar olun. Emredersiniz sultanım. Gel. Validem. Otur Osman. Saraydan çıkmışsın yine. Lalam'la birlikte biraz dolaştık. Validem, çarşıda esir hatunlara denk geldim. İçlerinden bir tanesinin hali perişandı. Dövüyorlardı. Ben de ellerinden alıp saraya getirdim. Saraya hatun mu getirdin? Eğer müsaade ederseniz burada kalmasını istiyorum. Madem şehzademiz öyle istiyor. Benim güzel validem, sultanların sultanı. Gel. Cennet Hatun. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Sevinmez miyim cennetim? Bir şey mi oldu? Kösem Sultanımız pek kızgınlar. Şehzademle çıkıyorlar, haber vermiyorlar dedi. Şehzademizi bilmez misin? Tez canlı. Bir anda çıktık saraydan. Sultanımızla konuşmadın mı daha? Ne vakit vereceksin müjdeyi? Fırsatım olmadı. Etme cennet. Yuva kurmak bizim de hakkımız. Yorulmadın mı? Hı? Bıkmadın mı sultanın eteğinde dolanmaktan? Kıymetini bilse içim yanmayacak. Yahu konuşacağım. Sık boğaz etme sen de. Konuşacağım. Ömür geçiyor cennet. Ömür geçiyor. Sonbaharımızı birlikte saadet içinde geçirelim istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Thank you.
Can Kalfa'nın yanındaki kız kim? Bilmem. Daha önce hiç görmedim. Ne oldu Mehmet? Çok mu beğendin? Gel. Baklava getirdim size. Seversiniz. Zahmet etmişsin Melek. Lakin çıkmam lazım. Nereye? Ama ben sizin için geldim. Yani sohbet ederiz diye. Başka zaman Melek. Sultanım, sizinle bir mevzu hakkında konuşmak istiyorum. Gel. Sultanım, Şehzade Osman Hazretleri'nin getirdiği kız. İsmi Angela. Sultanım. Pek de güzelmiş. Nereden geldin? Rus diyarından sultanım. İsmin gibi melek yüzlüsün. İnşallah huyların da öyledir. Bundan sonra senin adın Melek Sima. Sultanım, değerli vaktinizi almazsam bir mevzu hakkında görüşmek istiyorum. Aciliyeti var mı? Yok. O vakit sonra konuşuruz. Hünkârımızı bekletmek olmaz. Nasıl oldu anlamadım. O kadar da uğraşmıştım. Dikkatsiz bir cariyenin işidir. Mühim değil. Yenisini yaparım. Mehmet. Geldiğinden beri hiç konuşmadın. Canın mı sıkkın? Az evvel bir cariye gördü abi. O yüzden tutulmuştur dili. Ayşe, sen bir sussana. Dairene dön hadi. Nasıl da utandı. Kimmiş bu kardeşimin aklını başından alan cariye? Söylesene. Bilmiyorum Osman. Ben de ilk defa gördüm. Lakin... Lakin ne? Böyle diğer cariyelerden farklıydı. Ceylan gibiydi. Ürkek, narin. Öyle işte. Görür görmez vuruldun demek. Bir ismi yok mu şu Ceylan'ın? İsmini öğrenemedim. Lakin gösteririm sana. Olur. Merak ettim doğrusu. Sultanım. Davut Paşa. Divan zabıtlarını teslim ettim az evvel. Âlâ. Pek konuşamadık. Lakin haberleri alıyorum. Halil Paşa pek memnun senden. Siz Yüce Sultanımıza layık olmaya çalışıyorum sadece. Halil Paşa'mız sayenizde pek kudretli. Hele ki hanedan damadı olunca gücümüze güç katacağız inşallah.
Neden bahsediyorsun? Ben haberiniz vardır sanıyordum sultanım. Halime sultanımız kızları değil Ruba sultanı Halil Paşa ile evlendirmek isterler. Safiye Sultan'a geldiğimi haber ver. Sultanımız müsait değil paşam. İskender Ağa yanında. İskender. Ne işi varmış onun burada? Bazı vakitler gelir. Safiye Sultanımızı ziyaret eder. Birlikte sohbet muhabbet ederler. Cami muazzam sultanım. Herkes heyecanla bekliyor. Altı minareli eşsiz bir mabet. Külliyenin önündeki meydan da hayli geniş. Hünkâr torunumuz muhteşem bir cami yaptırdı da tek bir zaferi yok. Ahali şikayetçi. Devletin başında yiğit, cengaver bir hükümdar görmek istiyor herkes. Yıllardır süren isyanlar hünkârımızın elini kolunu bağladı. Devleti âliye yeni yeni rahata erdi. Hem hünkârımızın yaşı genç. İstikbalde nice zaferler kazanacaktır. İnşallah ömrü vefa eder. Mavi, yeşil, beyaz İznik çinileri tavsiye etmişti mimarbaşım. Emin olamamıştım başta. İyi ki dinlemişim sözünü, öyle göz alıcı ki. Caminin yeri de hayli manalı. Derya'dan payitahta gelenleri Ayasofya ile beraber selamlayacak. Hepsini hesap ettim. Divan kayıtları nerede? Bugün neler müzakere edildi merak ediyorum. Avrupa'da sular ısınıyormuş. Katoliklerle protestanlar arasındaki sürtüşme bir savaşın habercisi olabilir. Bu bizim için bir fırsat. Öyle. İç isyanlar yıllardır bizim sırtımızda kan burada. Şimdi sıra onlarda. Bırakalım yesinler birbirlerini. O vakit küffara kan kusturacağım işte. İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Hepsini dize getireceğiz. Paşam. Gürbüz Ağa'nın dediğine göre her fırsatta soluğu burada alıyormuşsun. Malumunuz sultanımız hala esaret altında. Ben de bazı vakitler gelip teftiş ediyorum. Gelmişken de sohbet ediyoruz. Bir mahsurum mu var? Elbette var. Safiye Sultan hanedanına ihanet etmiş bir hain. Ne konuşuyorsunuz onunla? Paşam, ben hünkârımızın has odabaşıyım. Beni neyle itham ettiğinize dikkat edin. İskender, bu son olsun. Seni bir daha burada görmeyeyim. Gümrük vergisini de gözden geçirmek lazım. Yüzlerce şikayet aldım. Esnaf vergiyi bahane edip zam yapıyormuş. Her tezgahta ayrı fiyat. Ne dersin? Olur. Rahatsız mısın yoksa? Mustafa'yı ziyaret etmek istiyorum. Lakin ayaklarım bir türlü gitmiyor.
Zira soracak, biliyorum. Neden diyecek. Abi neden beni yıllarca kapattın diyecek. Herkes katletmeni beklerken kıyamadığın için mi suçluyorsun kendini? Benim esas korkum hainler. Masum şehzadeyi yeniden kullanmak isteyebilirler. Bilhassa Safiye Sultan. Hele bir denesin. Ciğerini sökerim onun. Zülfikar Paşa, damadımız olmana rağmen seni buralarda görmeye pek alışık değiliz. Bir takım dedikodular almış yürümüş. Birileri hünkârımızı tahttan indirmenin hesabını yaparmış. Dedikodu işte. Kulak asma. Yoksa bizden mi şüpheleniyorsun? Maziyi düşününce. Maziyi düşünmek yalnızca canımızı acıtıyor. Ne taç, ne saltanat. Hepsi artık uzak bir hatıra. Hem tahta kimi çıkaracağız? Hangi şehzademizi? Kim dinler bizi? Kim gelir peşimizden? İskender var sultanım. Şehzadeniz İskender. Başka birini mi bekliyordun? Kimi bekleyeceğim hatun? Özledin mi beni? Çok. Şah söyledi değil mi? O mu anlattı her şeyi? Hümaşah. Hümaşah sultanımızı da kendi çirkin emellerinize ortak etmek niyetindesiniz. Lakin bu mümkün değil. O sizin gibi biri değil sultanım. O hanedanına ve hünkârına sadık biri. Haddini bil. İskender'i tahta çıkarmak gibi boş hayallere kapılmayın. Aksi halde oğlunuz İskender'i tekrar kaybedersiniz.
Mehmet. Ah. Ah. Ne oldu, hastalandın mı? İyiyim, iyiyim. Gülsen. Ağlar. Çabuk hekim çağırın. Nerede kaldın Zülfikar? Eski saraydayım. Validen Safiye Sultan'la konuştum. Yanlış bir şey yapmasın diye ikaz ettim ona. İskender'i söyledin değil mi? Sana söylediğimi öğrendi. Neden yapsın bunu Zülfikar? Konuşmak icap etseydi ben konuşurdum. Bunu yapmak zorundaydım Ünvaca. Omuzlarımdaki yük o kadar ağır ki. Her geçen gün altında daha da eziliyorum. Bir tarafta sadakat yemini ettiğim hünkârımız. Diğer tarafta oğlum gibi sevdiğim kardeşin İskender. Midesinden rahatsızlar sultanım. Takriben 2 haftadır devam ediyor. 3. Sen de mi biliyordun hacı ağa? Hünkârımız emir verdiler sultanım. Zinhar bilmeyecek dediler. Hem zaten ciddi bir şey değildi. Şifa hazırladık, muntazaman içirdik. Çoktan iyileşmesi lazımdı. Nasıl oldu ben de anlamadım. Hastalık ilerlemiş belli ki. Allah'ım esirgesin. Bunu hiç kimse bilmeyecek. Duydunuz mu beni? Şehzadelerim de dahil hiç kimse. İki üç hafta diyorsun acaba. Şehzade Mustafa'nın çıktığı günlere denk geliyor. Yasemin Hatun da o günlerde geldi. Bunlar tesadüf olabilir mi? Vallahi olur mu olur sultanım? Mehmet Giray'ın söyledikleri, Halime Sultan'ın kızını evlendirme çabası. Tüm bunların bir manası var. Ben onu öğreneceğim.
hünkârım diyeceksin. Hatun! Uyuyan güzel, kalk. Kalk. Ne oluyor? Kalk, bizle geliyorsun. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Zorluk çıkarma. Kırarım kolunu kanadını. Al şunu. Bırak! Ya bırak beni, bırak! Kes sesini Hatun. Keserim o dilini. Eğer uslu bir hatun olur konuşursan zehre şifa veririz, kurtulursun. Yok, inat edip konuşmazsan kendi kanında boğulursun. Söyle bakalım, sen kimsin? Seni kim ne maksatla soktu hareme? En baştan anlat. Gel. Validem. Kızdınız mı bana? Yıllar evvel her şeyi göze alarak şehzademizi cellatların elinden kaçırdık. Lakin sen onu tekrar cellatların eline teslim edeceksin. Yasemin Hatun'u gördün mü? Görmedim Bülbül ağam. Benim suçum yok. Ümmerşah Sultan beni buraya getirdi. Konuş. Hünkârımızı öldürmek için mi geldin? Ha? Bunun için mi girdin hareme? Konuş! Ben gözdeyim. Sizin yaptığınız suç. Sultanım. Sultanım. Sultanım.
Fazla vaktin yok hatun. Konuşsan iyi edersin. Aklını başına devşir hatun. Kimin için susuyorsun? Kimin için ölüyorsun? Konuş! Ne olursa olsun susman gerekirdi. Sen bizi, kardeşini nasıl bir tehlikeye attığının farkında mısın? Artık emniyette değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Bilhassa oğlum İskender tehlikede. İcabına bakmalıyız. Zülfikar benim sevgilim. O bir kapı kulu sadece. Kardeşinin yanında hükmü mü olur? Cehenneme kadar yolu var. Hayır validem. Sakın. Sakın. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Zülfikar susacak. Nereden biliyoruz susacağını? Teminatı mı var? Var. Teminatı var. Bizzat benim. Eğer Zülfikar'a zarar verirseniz sizi asla affetmem. Dur hatun, yavaş. Yasemin hatunu gördün mü? Yok vallahi. Dün geceden beri hiç görmedim. Allah'ım, yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sultanım. Sultanım yapmayın Allah aşkına. Hünkârımızın masum bir gözdesi o. Neden yapıyorsunuz bunu? Masum. Gözümün içine baka baka yalan mı söylüyorsun hala Bülbül'e? O bir casus. Sultanım. Sultanım yapmayın. Kız bir şey bilseydi konuşurdu zaten. Sultanım, kız ölüyor. Allah aşkına pişman olacağınız bir şey yapmayın. Ne olur. Hakikat er ya da geç ortaya çıkacak Bülbül'e. O gün hünkârımıza ihanet eden herkesin kellesi gidecek. Hatun. Hatun. Sakın ola kimseye bir şey söyleyeyim demeyin. O söyleseniz de kimse inanmaz. Hatun tamam. Hatun korkma, tamam geçti. Sakin ol. Hatun sakin ol, korkma. Geçti, sakin ol. Vallahi Rabbimin talihli kuluymuşsun. Az daha geç kalsam imamın kayığına biniyordun, ona da söyleyeyim. Korkma. Camimin ibadete açılması için hazırlıklar tamam mı Zülfikar? Tamam hünkârım. Tellallar bütün şehirde ahaliyi camiye davet ediyorlar. Ala. Derviş ve Nasuh Paşa'nın ihanetlerinden sonra kimseye itimat edemem sanıyordum Zülfikar. Sen beni yanılttın. Yıllardır dürüstlüğünle, sadakatinle beni haksız çıkardın. Lakin bugünlerde biraz tuhafsın. Bilmediğim bir şeyler mi var?
Gel. Hünkârım. İskender. İstediğiniz malzemeleri getirdim. Öyle. Bilahare konuşuruz hünkârım. Sultanım. Korkutmadım inşallah. Beni korkutmak o kadar kolay değil paşam. Vezir-i Azam Halil Paşa'nın dün neden burada olduğunu öğrendim. Yakında nikahlanacak mısınız? Bir mahsuru mu var? Bence var. Anlamadım, neden? Lafı dolaştırmayı pek sevmem. Süslü püslü konuşmayı da beceremem. Ama sizi gördüğüm ilk an, gözlerinize baktığım ilk an, işte dedim. Hayatının manası tam karşında sana bakıyor. Şimdi olduğu gibi. Necdet Paşa. Bir daha sakın benimle böyle konuşmayın. Konuşmasına ramak kalmıştı. O Bülbül uğursuzu bozdu işi. Nereden çıktı anlamadım ki. Hatun masum değil Cennet. Bir daha Ahmet'le yalnız kalmasına müsaade edemem. Halil Paşa'ya kızı tetkik etmesi için haber yollamıştık. Bir ses yok daha. Haber yolla gelsin. En azından Dilruba meselesinin hesabını versin. Emredersiniz. Lakin evvela sizinle konuşmak istiyorum. Hangisi kardeşim? Bak işte şurada. Beyazlı olan mı? Hayır hayır, bak bize doğru gel. İsmi Angela'ymış, öğrendim. Validen Melek Sima demiş. Yakışan bir isim. Gerçekten de melek yüzlü. Nasıl da güzel, öyle değil mi? Güzel kardeşim. Çok güzel. Onca yıldır hizmetinizdeyim sultanım. Ne gecem oldu ne gündüzüm. Takdir ederseniz ki ben de aciz bir kulum. Hudutlarım var. Çok yoruldum sultanım. Müsaade ederseniz emekliyim istiyorum ben. Nereden çıktı bu cennet? Hususi bir sebebi yok. Harem işlerinden eli tek çekmenin vakti geldiğini düşündüm. Ona sen değil ben karar veririm. Sultanım. Bu mevzu kapandı Cennet. Halil Paşa'ya haber yolla. Emredersiniz. Mustafa. Hünkârım. Sana vaktiyle bir söz vermiştim Mustafa. Bilmem hatırlar mısın? Büyüyünce bana ahşaptan kadırga yapmayı öğretecektiniz. Hatırlıyorsun.
sözü tutmanın vakti geldi kardeşim. Geç otur. Bak şimdi. Mühim olan doğru ağacı seçmek Mustafa. Ceviz ağacı en iyisidir. Dayanıklıdır. Kolay şekil alır. Elinize bir fırsat geçti şehzadem. Bulunmaz bir fırsat. Hadi şehzadem alın şunu. Yapmanız gereken çok kolay. Ensesine saplayın ve bu iş burada bitsin. Öldürün onu. Öldürün ve taht sizin olsun. Hareme yeni gelen hatun Yasemin. Kimdir? Seceresi, mazisi, sor soruştur demiştim. Talimat verdim sultanım. Haber bekliyorum. İnşallah öyledir. Zira bu aralar aklım başka yerde. Yakında düğünün varmış. Sultanım. Ben Halime Sultan teklif ettiler. Fakat kati bir şey olmadığı için... Mani olurum diye sustun, öyle değil mi? Hanedan damadı olursam gücüm ve itibarım artar. Size daha çok faydam olur diye. Bana mı yoksa müstakbel zevceniz ve validesi Halime Sultan'a mı? Nasıl da hıyanet peşine düşmüş herkes. Şehzade Mustafa kafesten çıkar çıkmaz harekete geçtiler. Evvela sert darbeler vurman gerekiyor Mustafa. İlk şeklini verdikten sonra daha yavaş, yumuşak vurman gerekiyor ki ağaç çatlamasın. Ne bekliyorsunuz şehzadem, hadi. Şehzadem, daha evvel yaptınız. Sizi öldürmek için gönderilen cariyi öldürdünüz. Başınızı koyduğunuzda korkmanıza gerek kalmaz. Serin uykulara dalarsınız. Hadi. Hadi şehzadem. Hadi yapın. Mustafa, şehzadelerim. En büyüğü
Osman. Mehmet. Murat. Kasım. Ve Bayezid. Bir de İbrahim var. Lakin o henüz kundakta. Şehzadem, nicedir sizi ziyaret etmek istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Yarın camim ibadete açılacak. Biz hepimiz orada olacağız. Seni de yanımızda görmek istiyorum Mustafa. Hünkârım beni bağışlasanız. Olmaz öyle şey Mustafa. Tüm alem kardeşimin yanımda olduğunu görecek. Daha iyisin inşallah. Tamam. Al bunu. Hünkârın ilacına kat. Bak bu son. Sonra işin bitecek. Sen sağ ben selamet. Ben bilmiyorum. Sultan Ahmet bana çok iyi. Ben başıma gelenleri gördün. Ben yapamayacağım hayır. Ne demek yapamayacağım hatun? Kendine gel. Sakin ol. Bak. Kendine yazık etme. Ne maksatla geldiğini unutma. Al. Sultanım. Sen dışarıda bekle Bülbül. Neyin var Dilruba? Söyle hadi. Validem ben düşündüm taşındım. Halil Paşa ile izdivacım. Pek de iyi bir fikir olmadığı kanaatine vardım. Pekala başka biriyle evlenebilirim. Mesela? Mesela Vezir-i Sani Davut Paşa ile. Davut Paşa mı? Şimdiye kadar hakkında hiç iyi bir şey işitmedim. Zalim bir adam. Düşmanı çok. Bizim de düşmanımız çok vardı. Dilruba nereden çıktı bu? Paşa'yla mı görüştün yoksa? Yoksa seni tehdit mi etti? Şu ölen cariye yüzünden. Alakası yok. Hem o gün canı pahasına yardım etti bize. Ok yaydan çıktı artık. Halil Paşa haber yollamış. Yarın Hünkar abine izdivaçtan bahsedecek. Müsaade isteyecek. Bunların hepsini okudun mu? Ya okumuştur tabii. Yıllardır kapalıydı. Başka ne yapacaktık? Mehmet. Benim kitaplarımı da görmek istersiniz belki. Ne vakit isterseniz gelin. Olur.
Kanmayın bu alakalarına şehzadem. Hepsi yalan. Hepsi sahte. Şehzadem, tahta çıktıklarında ilk işleri sizin canınızı almak olacak. Sus artık. Dinlemeyeceğim seni. Git. Dinlemeyeceğim. Gitsene. Git. Bırak beni artık. Şehzadelerim. Git. Bugün bir hayli yoruldular. Müsaade ederseniz biraz istirahat etsinler. Sanıyorsun sen? Safiye Sultanımızın emriydi. Yasemin. Tek bir vazifem var. O da Sultanahmet'in kalbini çalıp kösemden uzak tutmak. Bundan sonra sihir falan yok. Bitti. Anladın mı beni? Anladım Sultanım. Açın! Şehzadem. Size teşekkür edemedim. O zalim adam. Beni ondan kurtardınız. Mühim değil. O an öyle yapmam gerektiğini hissettim. Osman'ı beğenmiş belli. Görünen köy kılavuz istemez sultan. Akşama hazırlayın. Osman'ıma gidecek. Validemle bir olup beni aptal yerine koydunuz. Kullandınız. Niyetinizin bu olduğunu bilseydim, hatunu hünkârımıza hediye eder miydim? Haşa sultan. Hatunu tembihledim. Bitti. Anladın mı? Hünkârımıza zarar vermenize müsaade etmeyeceğim. Gel. Cennet. Sonunda konuştum Kösem Sultanımızla. Fakat tahmin ettiğim gibi. Ciddiye bile almadı. Kararlı olur ısrar edersen ciddiye alır mecburen. O aklından bir kere geçirir sorar zaten. Nereye gidiyorsun, ne yapacaksın?
Haremde her gün bir hadise. Bıçak sırtında yaşıyorum. Bıktım usandım. Çok yoruldum. Meleke. Niye geldin sen? Seni görmeye geldim. Akşam odana geleceğim. Zira sana söylemem gereken mühim bir şey var. Sultanım. Meleki, sen hareme dön. Çocuklarla meşgul ol. Emredersiniz sultan. Meleki benim kardeşim gibidir biliyorsun. Ziyadesiyle narin, hassas bir kalbi vardır. Onun kırılmasını hiç istemem. Sen de buna göre davranırsan iyi edersin. Ne kastettiğinizi anlamadım sultanım. İskender, Meleki'nin sana olan hisleri malum. Lakin sen istemiyorsun. Uzak dur ki umutlanmasın. Eğer onun canını yakarsan, ben de senin canını yakarım. Senin için hususi hazırlattım. Yarın camide giyersin. Onca yıldan sonra kullarımız ilk kez göreceksin. Şehzademiz Mustafa yiğit bir şehzade olmuş desinler. Desinler. Hı hı. Desinler ki Sultanahmet bunları duyunca korkup bir kez daha göndersin cellatları. Ben ya gelmek istemiyorum. Neden Mustafa? Daha ne kadar kapalı kalacaksın burada? Dışarı çık. Sana da iyi gelecek, göreceksin. Öldürürler beni. Öldürürler. Bundan böyle sana kimse zarar veremez. Asla izin verme. Söz veriyorum. Güveniyor musun bana? Güvenmeyin şehzadem. Daha önce de koruyamadı sizi. Yine yapamaz. Sizi benim haricimde kimse koruyamaz. Yeter! Yeter! Sus Binan'a! Sus! Sus! Mustafa, Binan kim? Mustafa iyi misin? Kardeşim, iyi misin? Kimse, kimse değil Dilnur bazen. Hadi çıkar mısın? Yalnız bırak beni. Dinleneceğim ben. Gel. Şehzadem. Melek Sima.
Şehzadem. Rabbim sen evladımı sakın. Onu koru. Kolla. Mustafa'nın yanından geliyorum Halide. Gözü kulağı her daim kapıda. Her ayak sesi duyduğunda irkiliyor. Yine cellatlar gelecek diye korkuyor. Onu o halde görünce kahroluyorum. Onu o kadar korkarken görünce kahroluyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Keşke korkularını dindirebilsem. Keşke. Ne haline getirmişler kardeşim. Neler yaşamış böyle. Bunların tek sorumlusu Hünkar abi. Kendi korkularına kurban etti Mustafa. Lakin herkes yaptıklarının hesabını misliyle ödeyecek. Mesele bu değil. Sen hayal dahi edemeyeceğim kadar güzelsin. Neden o zaman? Soru sorma. Gücenme de. Seninle alakalı bir şey değil. Başladın. Gel. Meleke. Neymiş bana söyleyeceğin miyim şey? İskender, ben... Niye böyle yapıyorsun İskender? Neden kaçıyorsun? Yıllardır sana olan hislerimi görmüyor musun? Sen çok kıymetlisin. İnan seni kırmak
İsteyeceğim en son şey. Lakin mümkün değil. Neden mümkün olmasın? Ben hünkârımızın haremi değilim. Hürüm. Eğer sen de istersen... açtın. Evet var. Kalbim yıllardır bir başkasına ait. Ve ondan başka hiç kimseye yer yok. Güzel kardeşim. Ne oldu? Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Şu yeni gelen cariye. Haremde görüp beğenmiştin yani. Neydi ismi? Melek Sima. Ne olmuş ki? Az evvel Osman abinin dairesinden çıkarken gördüm onu. Evet varmış bu gece. Kız onun haremi artık. Senin olması imkansız. Mehmet, dur gitme. Nereye gidiyorsun? Çok az kaldı hünkârım. Beğendiniz mi? Hünkârım. Beğendim Yasemin. Sen nasılsın? Haremde seni üzen, canını sıkan bir şey yoktur inşallah. Hiç kolay değil harem. Ama sizin varlığınız bana güç veriyor. Yoksanız resminizle avunuyorum. Nasıl oldu bu? Hünkârım. Nasıl oldu bu Yasemin? Mühim bir şey değil. Nasıl oldu bu dedim Yasemin? Beni odaya kapattılar bugün. Az kalsın ölüyordum. Bülbüler yetişti. Kurtuldum. Kim yaptı bunu? Kasem Sultan. Yasemin.
yetişin. Osman'la Mehmet kavga edecek. Neden? Ne oldu? Şu yeni gelen cariye Melek Sima yüzünden. Ne oluyor Mehmet? Gelecek oyunda kim vardı Osman? Ha? Dur ben tahmin edeyim. Melek Sima. Sandığın gibi değil kardeşim. Sana içimi döktüm ben. Sana isterimi anlattım. Ama belli ki hata etmişim. Validem yollamış. Haberim yoktu inan. Geldiği gibi de odasına yolladım. Dokunmadım dahi halvet olmadı. Yalan söyleme bana. Sırf ilk ben gördüm ben sevdim diye istedin onu değil mi? Ha? Senin abilerin bu kadar işte. Beni emretmişsiniz hünkârım. Siz ne cüretle benim haremimi sorguya çekersiniz? Haşa. Sakın inkar etmeye kalkma Cennet. Yasemin her şeyi anlattı. Sen de oradaymışsın. Sen ki benim baş hazinedarımsın. Mani olacağın yerde yardım mı ediyorsun? Bağışlayın hünkârım. Kösem Sultanımız ne yaptıysa sizin iyiliğiniz için yaptı. Yasemin Hatun... Onun casus olduğundan şüpheleniyorlar. Maazallah size bir zarar verir diye. Eğer bir kez daha haremimde böyle bir hadise yaşanırsa... ...seni azletmekle kalmam Cennet. Senin canını alırım. Kösem Sultan'a haber yolla. Derhal odama gelsin. Bu ne hal? Bir şey mi oldu Yumaşa? Her şeyi öğrendim. Her şeyi. Yasemin'i hangi maksatla hünkârımızın koynuna soktuğunuzu... ...onu nasıl zehirlediğinizi öğrendim. Otur şöyle Yumaşa. Meğer başından beri bütün hesaplarınız başkaymış. Size güvenmekle büyük hata etmişim. Olacakların önüne geçemezsin Maşa. Sultanahmet'in devri bitti. Taht artık gerçek sahibine geçecek. İskender'e. Allah gecinden versin. Eğer hünkârımız kendi eceliyle rahmetli olursa... ...işte o vakit elimden geleni yaparım. Mümkün değil. Çocukluğumuzdan beri bana ait olan her şeyi göz diktin sen. Evvela annemi aldın. Sus. Şimdi Melek Sima'yı. Başka anadan olmanın acısını böyle çıkarıyorsun değil mi? Laflarına dikkat et Mehmet. Yalan mı? Gerçekten de yüzleş kardeşim. Sen başka anadan olmanın acısını böyle çıkarıyorsun. Sen bizim kardeşimiz değilsin. Sus. Validem acıyor sana. Osman! Bırak, ayrılın! Ayrılın! Ne yapıyorsunuz? Geç şöyle. Lan neyin öfkesi bu? Kıymetli oğlunuza sorun validem. Kovurdu bana. Hakaret etti validem. Neler dedi bir duysanız. Tamam susun ikiniz de. Ne oldu Melike? Niye ağlıyorsun? İskender'in kalbinde başka biri varmış. İstemiyor beni. Sevmiyor. Kösem Sultanımız defalarca ikaz etti seni. Hiçbirimizi dinlemedin. Kendi kulaklarına duyduğun iyi olmuş. Vazgeç bu İskender sevdasından. Melek Sima'yı ben gönderdim halbete. Vakti gelince senin de haremin olacak.
Osman'ın suçu yok. Ne vakit suçu oldu ki zaten. Mehmet, dur. Sana ne demeli Osman? Nasıl vurursun kardeşine? Üzerime geldi validem, tutamadım kendimi. Bir daha böyle bir şey zinhar olmayacak. Duyuyor musun beni? Kardeşlerine el kaldırmayacaksın. Niye böyle yapıyorsun? Niye üzüyorsun beni? Benim için niye üzülüyorsunuz ki validem? Benim sizin gözünüzde zerre kadar kıymetim yok. Hele Osman'ın yanında hiç. O nasıl söz öyle aslanım? Benim için bütün evlatlarım bir. Hepinizi çok seviyorum. Sevmiyorsunuz beni validem. Kabul edin. Varsa yoksa Osman. Gözünüz hep onu arıyor. Size göre hep o üstün. Derslerde en başarılı o. En iyi ok atan o. En iyi kılıç kullanan o. Hatta sizi bile benden çok seviyor, öyle değil mi? Sanki farklı anadan olan o değil de benmişim gibi. Ben seni nasıl sevmem? Sen benim ilk göz ağrımsın. Ben anneliği seninle tattım. İlk sen güldürdün yüzümü. İlk senin için ağladım. Sultanım, hünkârımız sizi görmek istiyorlar. Gel. Ahmet. Sen ne yaptığını sanıyorsun güzel? Yasemin Hatun'u zorla bir odaya kapatıp sorgu sual etmişsiniz. Bülbül Ağa zor almış elinizden. Bülbül Ağa'nın lafıyla mı? Cennet Hatun anlattı her şeyi. Yasemin bir hain Ahmet. Safiye Sultan'ın koynumuza soktuğu bir yılan. Sana zarar verecek diye korkuyorum. Anla beni, bir şey yapacak diye uykularım kaçıyor. Bunların hepsi bahane. Hatun'un varlığına tahammülün yok. Ve bunu anlıyorum. Lakin bu yaptığın şey kabul edilemez. Haddini ve nerede duracağını bileceksin. Dairene dönebilirsin. Uyku tutmadı bir türlü.
Bu cennet ne yapmaya çalışıyor Allah aşkına? Hünkârımız her şeyi itiraf etmiş. Eyvahlar olsun. Bugün de emekliye ayrılmak istediğini söyledi. Bir işler çeviriyor. Bakalım yakında çıkar kokusu. Sultanım, Halil Paşa'dan beklediğiniz haber de geldi. Tahmin ettiğiniz gibi. Safiye Sultan göndermiş Yasemin Hatun'u. Malumun ilanı. Venedik'ten getirtmiş 2 yıl evvel. Adım Mehmet Paşa'nın konağında hususi eğitilmiş. Artık hiç şüphem kalmadı hacı ağa. Hatun bir hain. Ahmet'e zarar vermesini bekleyemem. İcabına bakın. Cennet duymasın. Şundan bir kaşık iç Mustafa. Kalabalığın içine çıkması doğru mu bilemedim mahalleden. Abimle konuşsam mı acaba? Rahatsızlandı desem. Olmaz Dilruba. Çok şüphe çeker. Merak etmeyin sultanım. Bu ilaç daha tesirli, muhakkak işe yarayacaktır. İnşallah Menekşe. Şu günü kazasız belasız bir atlatsak. Halil Paşa bugün hünkârımızla evlilik mevzunu konuşacak. Bir an evvel nikah hazırlıklarına başlarız. Cennet Kafa. Kösem Sultanımız seni çağırıyor. Vallahi burnundan soluyor. Ne yaptıysan artık. Derhal bunu Davut Paşa'ya götür. Hünkârımızın huzurunda her şeyi kabul etmişsin. Mecbur kaldım sultanım. Hünkârımız her şeyi biliyormuş zaten. Yasemin'i anlatmış bir. Senin sözüne mi itibar edilir, onunkine mi? Eskiden olsa ne olursa olsun inkar ederdin. Bir şeyler oldu sana Cennet. Derdin ne, maksadın ne? Vaziyetimi izah ettim ben. Yoruldum. Kendi hanemde huzur istiyorum. Ne bu saçmalık? Azlimi istiyorum sultan. Azadedim. Yasemin Hatun'un içine bitirin. Aman diyeyim. Dikkatli olun. Kimse görmesin.
Bugün büyük gün Zülfikar. Nihayet camim ibadete açılıyor. Çok şükür hünkârım. Hünkârım. Konuşmamız icap eden mühim bir husus var. Aciliyeti yoksa namazdan sonra konuşalım Zülfikar. Siz nasıl arzu edersiniz hünkârım? Sultanım, mektubunuzda önemli olduğunu yazmışsınız. Benimle evlenmek istiyor musunuz Davut Paşa? Zevceniz olmamı istiyor musunuz? Tüm kalbimle. Size karşı açık olacağım. Benim tek bir hayalim var. O da kardeşim Şehzade Mustafa'yı hakkı olan tahta çıkarmak. Eğer beni istiyorsanız, bu uğurda benimle birlikte savaşmaya yemin etmelisiniz. Yüce Allah'ım, ve siz sultanımın önünde yemin ederim ki, kanımın son damlasına kadar Şehzademiz Mustafa ve sizin için savaşacağım. Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler imar eder. Ve biliriz ki yeryüzünde bir mescit imar edene Allah huzurunda bir saray lütfeder. Yüce Sultanımızın hem dünyasını hem de ukbasını taçlandırdığı bu emsalsiz mabedin açılışına şahitlik etmek ne büyük bir saadet. Ey Allah'ım, sen lütfunla şu firane gönüllerimizi dünya saraylarına çevir. Amin. Come on.
Sultanım, hoş geldiniz. Safiye Sultan'a geldiğinizi haber vereyim. Lüzum yok Firuze. Hayırdır Kösem? Bugünlerde çok ziyaret eder oldun. Yasemin Hatun'la alakalı hakikati öğrendim. 2 yıl evvel bizzat Venedik'ten getirtip adım Mehmet Paşa'nın konağında hususi olarak yetiştirmişsiniz. Yıllar içinde seni kitap gibi okuduk, ezber ettik Kösem. Sen daha adım atmadan menzilinin neresi olduğunu biliyoruz. Hatun da o yüzden getirdik. Senin ezberini bozmak için. Gel. Yasemin Hatun hazırlan. Hünkârımız camiden sonra av köşküne gideceklermiş. Seni de yanında istemişler. Yıllardır kurduğun nizam bozuldu. Hükümranlığın bitti. Bütün öfken bu yüzden. Hatun hünkârımızı elinden alacak diye korkuyorsun. Bunun mümkün olmadığını biliyorsunuz. Hele ki bahsettiğiniz Yasemin Hatun'un bunu yapabilmesi imkansız. Zira artık haremde öyle biri yok. Demek kestin cezasını. Hatun'u bu kadar tetkik etmişsin. Fakat gerçekte kim olduğunu öğrenememişsin. Nerede doğmuş? Anası babası kimmiş? Ablası var mıymış? Ne şimdi bu? Ölüm emrini verdiğin o zavallı hatun senin kız kardeşin.